20 lira olacak bu harika bir şey. muhtemel %30 zam yapılacak. Aynen Niye? Çünkü Erdoğan kendine %30 zam yaptığına göre herhalde halka da daha düşüğünü yapmaz. Yapar mı? Yapabilir. Yani 25 de yapabilir de 30 ama... Mafi ma Hocu öyle diyor. Madem diyor maaş artışını yüzdelerle hesaplıyorsunuz. En baştan başlayın, halkı ikna edin. Ondan sonra %25 mi 30 mu diye söyleyin diyor. Siz ya. kendi maaşınız o kadar. Ya oku, bir, bir de, maaşını... yüzdeyle konuşulunca sanki böyle 30 çokmuş gibi geliyor ama rakamları koyunca... Ya ben 22 mi? bin lira yüzde yüz yapsan olmuyor. Ya evet. Olmuyor yani, yani 40 bin lira versen belki. Hmm. Belki belki ya ya idare Yarısını vereceğiz aslında 30 bin liranın bir konuşulmaması lazım. E tabi, aynen. konuşunca va yüzde 28 yaptı. Lan kaç lira fark ediyor? 150 lira mı ne fark ediyor? Bak çalışma bakanı demiş ki Ela Taşıkan 2025 yılında yasalar neyi emrediyorsa biz o doğrultuda iyileştirmeler yapacağız. yasaları Emeklerimiz... çok takıyorlar yani. Evet, evet. Aslanların benim de. <laughs> anayasa mahkemesinin ne emrettiğini gördüm acaba yasada? emeklerimiz müşteri olsun diyor. Emekliler de hiç müşteri falan değiliz diyor. Ee, arkadaşlarımız soruyor. Maaş 12.500 lira benim faturam 10.000 lira diyor emekli. Nasıl geçineceğini soruyor. Bir izah ederseniz nasıl geçineceklerini emeklilerimize, büyüklerimize. Marketlerin önünden geçiyoruz sadece bakıyoruz diyor. Artık gramla taneyle alışveriş yapıyoruz. Ee, bir sürü canımız istediği ürünü alamıyoruz diyor. 16 milyon emekli Ocak ayında beklediği zammı da alamayacak görünüyor. 15 alırsa alt başına koy yani. Memurların ki %10'u %10 bile bulmuyor. Yo, %7 falan altı. Ee, yani asgari ücreti ço yani asgari ücreti yakalamak istiyorlar en azından ona yaklaşmıyor bile. Yani, yani memurlar yine çift zam aldı. Ötekiler garip bir 17.000 lirayı geçen senden beri. Şimdi bundan sonra 23.000 lirayı çıkarsa. Onlar 12.500'e 2.500'e çıktı en son öyle kaldılar. 7.500 10.000 oldu sonra 12.500 oldu. Ha emekli, emekli maaşından maaş. bahsediyor. Emekli maaşı ortalamada 14-15.000 zaten emekli maaşı. Ve bütün maaşı. yıl Suyu aynı alacak ne ne vallahi ne kadar dersin bir şey. 20 21 olsa ne olacak? 22 gün olsa Ay, olacak. Bir ya. De... ya şimdi mesela dedi ya Charleston işte 90 elma 125 elma al bir de Charleston biber al biber elma. 200 yetmiyor. İki tane şey e, damacana su söyle 150 lira bizim orada. 500 liraydı damacana 150. 150, 150, 300 lira. İki, Aynen. iki su söyle. 150'den 300 lira. E, diğerleri de 200 lira. <laughs> şeyle, can. 500 lira. Biber, elma bir de su almışsın ve 500 lira. Hakikaten öyle. 500 lira ya. 500 lira. Bunu düşünce de ya, ya, kimse de oturup düşünmüyor. Ben niye asgari ücret almak zorundayım ya? Ben, ben niye bu hale geldim? Yani Çünkü ben çalak, ortalama görür, ücret oldu mu? Ortalama ücret. Yani ortalama dünyada ücret bir bizde konuşuluyor bu ya. Yani evet. Diğer kimseyi ilgilendirmez ki asgari ücret. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da. Çünkü nüfusun yüzde %1'i bile almaz. Onlar da yeni girdikleri için o asgari ücreti alıyorlardır. Evet. Yani bir yıl sonra ondan fazla alacaklardır. Yani biz oturduk asgari ücreti konuşuyoruz. Kimseyi ilgilendirmemesi gereken, saçma sapan, en düşük maaş. Şimdi bak bir asgari var, bir azami var, bir de ortada vasati var. Vasati ücret oldu işte. Evet. Yani ortalama ücret oldu. Tamam. Vasati, evet. ücret vasati nerede oldu? yazardı Hı. eskiden? Hızla değil mi? Vasati hız falan. Kibrit, değil. kibrit, kibrit kutuları ya. ha, Aa, vasati kırk çöp. Kırk Bir çok. orada duymuştum bir de şimdi duydum. Evet. Aa, vasati kırk çöp. ne 45. ya? Marka basati. mıydı? Kibrit miydi? Kibritin üzerinde kaç tane olduğu yazıyor. Vasati ya, kırk tane var. Evet. Her bir kibrit kutusunda kırk tane şey ya şey var. 38 de çıkabilir, 42 de çıkabilir ama vasati kırk çöp diyor. Bir şey söyleyeyim, şey söyleyeyim. Gençlik adamı zevk kuşak kibrit görmüş müdür? Görmüştür. 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 Eskiden öyle kibrit önemliydi. Size bir, bir örnek canım. anlatayım mı? Şimdi e, fiyatlar yurt dışı, Türkiye'nin pahalılığı, hani döviz kuru yüksek olmasına rağmen Türkiye'nin ne kadar pahalı olduğu, hani otomobilde olduğu gibi şimdi yine aileden bir örnek anlatacağım. Bu sefer yeme içme değil. Hemen bakmayın. <laughs> Ama e, giyim kuşam e, şimdi kış geliyor diye çocuklara birer böyle hani su geçirmez, kar geçirmez birer bot alalım dedik. E, çıktık bir alışveriş merkezine gittik e, bilinen sağlam böyle hani bir de çocuklar çok çabuk yıpratıyorlar ayakkabıları botları diye. Şöyle sağlam güzel bilinen bir markadan gittik bir bot baktık. Şimdi söyleyeceğim almadık peşin hemen söyleyeyim aldın mı o fiyata diyeceksiniz ister biliyorum. İster çocuk bu ister. E olsun bakman bile gücün olduğunu gösteriyor evet. yani. Sen kurtaramazsın Hayır, yani. Dur fiyatını merak Sen <laughs> et. Fiyatını Sen <laughs> AVM'ye alışveriş diye, bir diye bir dakika, gitmiş söyleyeceğim. adamsın. Söyleyeceğim. mm-hmm <laughs>